Sayın basın mensupları, kıymetli Kütahyalı hemşehrilerim. Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Seyit Ömer Durmuş, meclisin 60 milyon liralık 2014 yılı bütçesinin oy birliğiyle kabul edildiğini açıkladı. Kütahya İl Genel Meclisi üyeleri Musa Yılmaz ve Remzi Günay ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Durmuş, bütçenin bir önceki yıla göre %20 oranında arttığını dile getirdi. Kabul edilen bütçenin %78'inin yatırımlara ayrıldığını kaydeden Durmuş, 2014 yılı bütçesinin Temmuz ayından başlayarak öncelikli olarak il özel idaresi birim müdürlüklerinden ve il özel idaresinden yardım alan kurumlardan gelen harcama ve yatırımlar ile ilgili taslak bütçeye önce il özel idaresinde genel sekreterlikçe encümene sevk etmiş, Eylül ayında encümende görüşülen taslak bütçe Vali Şerif Yılmaz'ın imzasıyla Kasım ayında görüşülmek üzere İl Genel Meclisi'ne sevk edilmiştir. Kurum müdürlüklerinden kanun gereği en büyük payı %20 ile Milli Eğitim sırasıyla İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gençlik, Spor, İl Afet, Çevre ve Şehircilik, Sağlık, Kültür ve Turizm, Sosyal Hizmetler, Emniyet Hizmetleri almıştır. Birim müdürlüklerimizden yatırımcı birim olarak yol, şube, su kanal hizmetleri ve %10 köy yardımları ile köylere hizmet götürme birlikleri almış olup 3 birimin toplam payı 20 milyon Türk lirasının üzerindedir. Kabul edilen bütçe ile 2014 yılı Ocak ve Şubat aylarında yol, köprü, sanat yapıları, sulama ile ilgili birim müdürlüklerince meclise sunulacak programlar ile ilgili komisyonlarca son şekli verilip en geç Mart ayında 2014 yılı boyunca uygulanmak üzere meclisimizce kabul edilip uygulamaya geçirecektir ifadelerini kullandı. Kabul edilen bütçenin yaklaşık %78'i yatırımlara, %22'si personel ve cari giderlere ayrılmıştır. Kurum müdürlüklerinden kanun gereği en büyük payı %20 ile Milli Eğitim, sırasıyla İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gençlik Spor, İl Afet, Çevre ve Şehircilik, Sağlık, Kültür ve Turizm, Sosyal Hizmetler ve Emniyet Hizmetleri almıştır. Birim müdürlüklerimizden yatırımcı birim olarak yol, şube, su kanal hizmetleri ve %10 köy yardımları ile köylere hizmet götürme birlikleri almış olup 3 birimin toplam payı 20 milyon Türk liranın üzerindedir. Kabul edilen bütçe ile 2014 yılı Ocak ve Şubat aylarında yol, köprü, sanat yapıları, sulama ile ilgili birim müdürlüklerince meclise sunulacak programlar ilgili komisyonlarca son şekli verilip en geç Mart ayında 2014 yılı boyunca uygulanmak üzere meclisimizce kabul edilip uygulamaya geçilecektir.